Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Yine şahane, dop dolu bir program hazırladık. Cumhuriyet'in 100. yaşının bu hafta olmasından ve konuklarımın benim için çok değerli olmasından bu hafta ekstra heyecanlıyım. Bu heyecanımı da sosyal medya hesaplarından, yani Ali ile aramızda Instagram ve X hesaplarından hem programı seyredip hem yorumlar yaparak hem sorular sorarak benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gücümüz yettiğince gördükçe hepsine cevap vermeye, hepsine sohbete katmaya çalışacağız efendim. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yine sohbet edeceğiz, yine anılar paylaşacağız. Çok özel sorularımız var, çok güzel sırlar paylaşacağız efendim. En önemlisi burada hoş bir sohbet olacak ve hepsi aramızda kalacak. Konuklarım çok değerli oyuncu arkadaşım Leyla Feray ve iki önemli usta, iki duayen Nevra Serezli ve Zihni Göktay bizle beraber. Bu kadar değerli konuklar olunca lafı uzatmıyorum ve Ali ile aramızdayı başlatıyorum efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet. Programı açtık. Şeref hayırlı, verdiniz. Hayırlı uğurlu olsun programın. Çok teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok mersi. Uzun soluklu olsun. İnşallah. İnşallah. Yani Zihni abi, siz öyle alışıksınız tabii. Uzun soluklara alışık olduğunuz için inşallah. Ben de ayağınız uğurlu gelir diye çok i̇nşallah ümitliyim bu programda. Şimdi hemen ben Nevra abla diyeceğim. Tabii. Başka bir şey diye dilim varmıyor. Tabii çok şanslı bu sene tiyatro seyircisi. Çünkü iki tane oyun var. İki tane şahane oyun. Devam eden Ağaçlar Ayakta Ölür. Evet. Ve yeni başlayan Veda. Veda. Veda oyunu. Çok farklı iki karakter. Birbirinden çok farklı iki karakter. Yani Nevra Serezli'yi nasıl görmek istiyorsak her şekliyle bu sezon sahnede diyebiliriz. Çok farklı değil. İkisi de yaşlı çünkü. onu. İkisi de aynı yaşta. Yok, öyle demeyelim. Hayır, gerçekten öyle. Aşağı yukarı da bir de aynı yaşta. Bu Deli Saraylı değil mi şey? Ağaçlar Ayakta Ölür de öyle bir babaanne. Burada da torun sahibi. Babaanne. O bakımdan olsun, aynı siz onu yani uçurmuşsunuz. İşte birazcık değişiklikler yapıyoruz. Tabii. Biraz oyundan bahsedelim mi? Seyirciyi nasıl bir oyun bekliyor? Veda tam 100. yılına Cumhuriyetimizin geliyor. 1920-23 arasında bir kendi ailesinin, otobiyografik ailesinin hikayesinin romanını yazmıştı Ayşe Kuli. Ayşe Kuli'nin biz onu eserine akıl ettik. Nedim uyguladı, tiyatro sahnesine uyguladı. Ayşe Kulin de kabul etti, memnun kaldı okuduklarından. Biz de epeydir çalışıyoruz. Zor bir oyun çünkü 400 sayfalık bir romanı 80 sayfaya indirmek çok zor. Bayağı bir uzun uzun çalıştık yani. Dün gece galası oldu. Keyifli geçti, seviliyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bir konağın içinde geçen ev hayatındaki İstanbul'un esir düşmesini de anlatıyor. Çünkü İngilizler tarafından İstanbul esir oluyor. Onun konaktaki yankılarını da anlatmış oluyor yani. O bakımdan aile içi ilişkiler dramatik bir yapıda anlatılıyor. Yani seyretmesi keyifli, güldüren tarafları da var. Müzik var, ağlatılan yerler, dramatik taraflar da var. Keyif alınacak bir oyun. Tavsiye çok ediyorum. Çok şahane bir şekilde uyarlandı evet, diyorsunuz. Ve tam da yılı. Tam. Kurtuluş asıl, Savaşı zamanı anlatıyor. Tabii asıl uzun ömürlü bu oyun olsun. Çünkü artık tiyatro oyunları şövalyelik gibi bir şey oldu. İnsanlar özellikle pandemi, deprem olunca böyle toplu hareket etmeye çekinir oldu. Sinemalar, tiyatrolar sıkıntı yaşıyor ama işte böyle ustalarımız el verdikçe salonlar dolacak diye düşünüyorum. Leyla, senin de ilk oyunun değil mi? Benim ilk oyunum profesyonel olarak. Çok şanslıyım böyle güzel bir projeyle başladığım için. Nevra Serezli'ye güvenerek aslında ilk adımı attım. Onu da buradan belirteyim. Daha önce teklif olmuştu ama hem doğru zamanı bekliyordum hem doğru projeyi. Yani Nevra abla mı gel oyna dedi? Biraz öyle oldu. Öyle mi? Ve ona da güvendim. İyi ki de güvenmişim. Çok teşekkür ederim burada bir kere daha. Canım. Ondan çok şey öğrendim. Benim için de çok büyük bir şans oldu. Leyla, gerçek gibi durmuyorsun. Böyle şimdi paylaşım yaptım stüdyoda peri kızı var diye. Yani bir iyiliğin vücut bulmuş hali gibi duruyor karşımda. Hem güzel hem iyi huylu. Sen tiyatrocusun, bilirsin de oyunlardan yaptığın işlerden. Turneler çok önemlidir. Tabii. Turnede insanın hani derler ya
içki sofrasında, işte seyahatte meydana çıkar karakter diye. Kaç gündür turne yapıyoruz oyun yeni olmasına rağmen. Notunu tam 10 numara verdik yani ekip olarak. Ekirim bu arada, turne Ekirim. Evet yani çok 10 numara geziyoruz. Bir insan maşallah. Öyle herkese de 10 numara vermez bence. Vermem. Doğru bak, tanıyor beni. Bence gerçekten vermem. Yok yani, vermiyor. Kuliste onu beni söyleyebilirim. Gördü. Kuliste beni gördü diyor da. Ay sen büyüdün de baba mı oldun? Programlar mı yapıyorsun diye ben 46 yaşındayım. Çok güzel. Ben şimdiden 16. Ama seni şanslısın. Hala öyle çocuk gibi görüyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Hala çocuk gibisin ama. Evet. Çocuk şunlar var bir tek. Çok şeker çocuklarınla. Başarılı ben... işlere de imza atıyorsun. Kendi çocuğum gibi iftihar ediyorum seninle Ali. Şimdi ben çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Annemle ve annemle olan WhatsApp grubunda da bu çok konuşuldu. Efendim oyunun bir davetiyesi var. Yani gala davetiyesi. Önünde resmi var. Buna yaklaşabiliyor muyuz? Nasıl yapacağız? Oyunun afişi değil mi bu aynı zamanda? Aynı zamanda afişi. Evet. Şahane bir afiş. Oyunun önü bu. Ama önemli olan arkası efendim. Arkası da bir mektup. O unuttuğumuz, duygumuzu en iyi şekilde ifade edebildiğimiz iletişim aracı olan mektup. Biraz Leyla bunu okuyabilir misin? Senin heyecanın taze diye sana yapayım dedim bu sürprizi. Zaten benim gözüm görmüyor. Bu yazıyı da okurken çok zorlanmıştım. İnşallah güzel bir şekilde okurum. Ben de iyi okuyacağına eminim. Yani ben bir okudum ilkokul bir gibi. Sevgili genç cumhuriyetli, bu dizeleri sana cepheden yazıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında gözyaşı ya da gülücüklere boğularak okurken bu meçhul asker kim diye düşünürsen belki mühim değil ki vatan uğruna mücadele eden yüz binlerden biriyim. Postaya vermek... özel bir el yazısı oldu. Evet için, çok bu arada gerçekten okurken de zorlandım bunu telefondan yollamışlardı çünkü. Nasip olamazsa bir gün beni mutlaka anmak isteyeceğini ve Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle Ekim ayının 23'ünde takvim 2023'ü gösterirken saat 8'de hikayemi dinlemek isteyeceğini düşünüyorum. Bu bir veda mektubu değildir asla. Her veda bir başlangıçtır çünkü. Böyle. Müthiş. Bu zaten kitabın sloganıydı. Müthiş. Bizim oyununda öyle. Evet. Her veda onu. Bir başlangıç. Gerçekten hem tiyatroya hem Nedim Saban'a hem de siz değerli oyuncularına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandık geldiğinde. Yani inşallah çok başarılı olur. Çok özel, çok özeldi bu davetiye. Davetliydin ama gelemedin herhalde. İşte hazırlıklar, beni davet çocuklar. Beni davet edince ben de oyuna davet ettim. Evet. Öksürenler, antibiyotikler. Ama muhakkak gel. Muhakkak. Keyif alırsın muhakkak. Yani. Muhakkak, sözüm hatta var. Hatta anneni de kardeşini de getirirsen evet. Çok sevinirsin. O doğru, öyle gelelim. Özellikle annemi kesin getiririm. Kesin. Şimdi tabii ki konuştuysak tamamsa ben Zihni abiye dönüyorum. Evet. Ve programı kendisine teslim. Bırakıyorsa. Abi 60 yıl olmuş. Değil mi? Dile kolay. Bir kısmında ben de vardım. Çok Nevra ablayı da Zihni abiyi de çok seyrettim. Büyük hayranlıkla seyrettim. Sağ ol. Oradan bu zehir bizim de damarlara. Çünkü ben mesela babamı sahnede göremedim. Sizleri gördüm sahnede. Yani sizlere olan hayranlığımdan o sahne aşkı yükseldi. Şimdi diyorsunuz ki abi tiyatro ekmek parasını verir ama köfte parasını vermez. Evet. O yüzden mesleğinizin yan işlerinde çalışmalısınız diyor. Şimdi köfte parasını vermeyen bu işi tekrar gelmek diye bir şey olsa yine evet. Seçer miydiniz abi? Seçerim. Kesin. Kesinlikle seçerim ama çok büyük bir hata işledim. Bağdat Caddesi'nde bir bey senin sorduğun soruyu. Zihni Bey dedi, tekrar dünyaya gelseniz dedi, tiyatrocu olur muydunuz dedi. Kesinlikle olurdum, yalnız misak-ı milli hudutları dışında dedim. Ve o söylediğime de pişman oldum. O gün çok sinirliydim galiba, yani öyle bir ters tarafımla kalkmıştım. Bir de yine bir param mı, ikramiye mi ne gecikmişti galiba öyle bir şey. Ben başka yerde dedim, bir şey olsa benim
çapımda birisi olsa dedim, şimdi dedim bahçesinde havuzları olan tek katlı villada oturuyordu. Ben tevazudan dedim böyle hep önüme baka 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 kavrulduk kaldık dedim yani. Hep 17 kere ev taşıdım dedim ben dedim kiracı olmaktan. Evet öyle. Bu şikayetler oluyor. Oluyordu ondan ama. Ondan sonra sahneye bir çıkıyorsun o alkışı duyunca tekrar tabii canım, tabii yani. Çocuk gibi her şey başına dönüyor. Kesinlikle yani hiç olurum tabii hem de yine kendi vatanımda olurum. Çünkü ne dedi Ulu Önder Atatürk, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır dedi. Bunu yalnız askeri anlamda değil, kültürel anlamda da altını çizerek bahsetmiş. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı arkadaşlar arasında, yollar mollar da bir burunlu Austin marka otobüslerle turne yaparken falan. İşte ben bana gitmem. Ben Diyarbakır'a gitmem. Ankara, İstanbul, İzmir için mi aktör olduk? Gidecektik tabii. Onun için vatanın her satında kültürel anlamda da çalışmak zorunda olduğumu bir kez daha kendime söylüyorum. O turne sıkıntıları artarak devam ediyor abi. O yüzden Leyla çok önemli bir tiyatrocu olabilir. Değil mi? Ne açıda? Yani bu turnesi işte yani şehir turneyi seçmek, seviyor. İlçe seçmek, ülke seçmek biz devam ediyoruz. 11 günlük turneden geldik. Biz 2 gün sonra Artvin'e gidiyoruz. Oh ne güzel. Artvin ve Karadeniz devam edip geliyoruz. Yani biz çok süper seviyoruz turneyi. Oranın seyircisi de çok güzel karşılıyor. Ben 4 senedir Ağaçlar Ayakta Ölür'le de bütün Türkiye'yi dolaştım. Hem de ikişer ikişer gittim. O kadar güzel karşılıyorlar ki, o kadar güzel doluyor ki oyunlar, yani Anadolu'ya götürmek çok keyifli oluyor oyunları. Yani seveni, seyreden neredeyse onunla öyle birebir yüz yüze bir bağ kurmak çok değerli. Biz de işte yeni Amerika-Kanada turnesinden geldik. Orası da öyle vatan gibi yani doluyor seyirci ve bir özlemini seninle gideriyor. Güzel. Çok keyifli oluyor. Şimdi ben Leyla'ya sormak istiyorum efendim. Birinci oyunun. Ya başlarken işte teklif geldiğinde kabul ettikten sonra ilk sahneye çıkmadan önceki akşam yaşadığın bir tuhaf bir anın var mı? Şöyle aslında biraz kargaşayla başladık. Genel prova yapamadık. Heyecanlıydı o yüzden, telaşlıydı da. Ama bir şekilde de çok da güzel gitti. Hani teknik bazı sıkıntılar oldu. Tabii böyle ilk başlamadan önce ay inşallah iptal olur falan dedim. Ama şimdi de iyi ki girmişim bu işe yani çok mutluyum sahnede olduğum için. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Zaten böyle bir rol model var. Ondan da çok şey kattım kendime. Oyunculuk olarak, sahne disiplini olarak, laflarımı satmak bir sürü şey. Timing tabii ben Çolpan abla, Çolpan İlhan aramıştı beni artık tiyatroya çıkma zamanın geldi diye. Nasıl biliniyorsa o işte ustalar bunlar. Oyuna çıkmadan önceki akşam bayıldım evde. Ki ben soğukkanlı bilinirim yani. Bayıldım abi sahneye çıkmadan önce. Çünkü yani o sorumluluğu biliyorum. Öyle yetiştim. Benim için çok özeldi. O yüzden sordum böyle deli bir şey var mı yaşadığın hangi diye. Hangi oyunda oynadın sen? Komik Parayla başladım. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda. Tabii. Ben seyrettim geldim oyun. Muhakkak. Tabii çünkü Haldun'la Metin'in oynadığı piyes değil miydi? Tabii. Zaten ezberimdeydi abi. Diye gelmişimdir. Bakayım onlar nasıl oynuyor diye. Öyle geldiyseniz müsamere olmuştur çünkü. Şaka söylüyorum. Hatırla çok başarılı bulup gelip arkaya tebrik etmiştim. Şimdi hatırlıyorum. Evet. Hatırla. Evet çok hatırlıyorum. Çok önemliydi. Evet. Bizdeki oyun, bizde şehir tiyatrosu repertuarında olan Komik Para var bir tane. Ray Kunin. Ray Kunin'di. Evet. Tamam o. Benim damadım oynuyor. Öyle mi? Hangisini oynuyor? Her zaman oynanan bir oyun o. Her zaman da reaksiyon alır. Evet, hiç eskimeyen oyunlar onlar. Şimdi tabii bir ikinizin de babamla da geçmişi var. Filmler var. Değil mi? Atla Gel Şaban'da da ikiniz de ve babam da vardı galiba değil mi? Evet. Ama karşılıklı bir sahne yok. Hayır benim yoktu zihniyle sahnem galiba evet. Hiç. Benim sizin işte karşılıklı sahneniz yok. Ama babanla tabii. İlk karşılıklı sahneniz yani
60'ar yıl tiyatro diye baktığımda ilk karşılıklı sahneniz Oregon filminde oldu. Evet. Maalesef karşılaşamadık. Nasıl yani. Denk gelmez böyle bir şey 60 işte yılda? Denk gelmez tabii ki. Ben hemen hemen çok önemli aktörlerle hayatım boyunca bir denk düşüp tiyatroda oynayabildim yani. Özellikle Dorman Tiyatrosu'nda yani isim saymaya kalksam Türkiye'nin bütün aktörleriyle, aktrisleriyle oynamış oluyorum. Sinemada da çok önemli kişilerle oynamış oldum. Evet. Başta baban olmak üzere. 4 film yapmışız. Ben 5 evet. diye biliyordum. Araştırdık 4'müş. Şimdi onun hay görüntüleri Allah. De var galiba. Onu da döndürelim. Ya 4 film. Evet. Ben de rahmetli Kemal'le 3 film yapmışım ben. Atla Gel Çaban, Tosun Paşa, Meraklı Köfteci. Evet, bir de Meraklı Köfteci. Şimdi önce Nevra ablayla sonra Zihni abiyle görüntüler devam edecek. Biz o arada şeye devam ediyoruz. Zübük'te de Metin abi var. Evet, gazeteci oynuyor evet, galiba. Aslında orada. Filmi anlatıyor. Bütün evet, filmi evet. anlatan. Sizle oynanan Şendul Şaban'da da Ezo var galiba. Ha, onu hiç hatırlamıyorum. Onu da ben de hatırlamıyorum. Çocuk yıldız olarak herhalde. Ekibim yıldız değil de çocuk olarak. Yani çocuk. Bir çocuk aradılar herhalde. Prodüksiyona yük olmamak için Ezo'yu düşünmüş olabilirler. Şimdi o kolajlar dönüyor mu? Bize gelmiyor. Ha, şimdi geliyor efendim. Biraz onları konuşalım. Misafir odasına bir yatak hazır. Baş üstüne. Zahmet olacak. Ay ne zahmeti. Selamun aleyküm. İbrahim Bey. Bir maruzatınız mı var? Önümden geçtin yüzüme bile bakmadın. Ehli namus kişi kadın kısmına bakmaz. Beyefendi, bildiğim kadarıyla sizin kasaba fabrika yapımı için sanayi mıntıkasında değil. Baraj yapımı içinse akarsuyunuz yok. Yok ne demek? Taşıma suyla barajlar doldururdum. Kısacası ağır sanayi hamlesine ilk adım. Benim adım Zübük. Ne vardı evlenecek? Koşmasaydın arkamda. Ay! Ben mi koştum? Yok baban. Sahi ya. Baban amma arkamdan koştu seni bana yamanmak için. Hadi oradan. Zorla kaçırmıştın beni. Aa, o Niyazi de çok oldu artık. Ben o Niyazi'yi alır, evire çevire. Hanımcığım, Niyazi'yi tanımıyorsun sen. Canım, Niyazi'ye laf söyleme. Gel buraya. Yap. Hayır efendim. Beni dön Niyazi'ye işte, laf söyleme. Güle güle martılar. Yerine gelsin atlar. De ulan de. Allah ne be? Atlar nerede? Kim vurdu? Ne atlar be? İşe geç kalıyorsun. Böyle giderse bir gün patronun seni kovacak. Anladın mı? Benim aklım senin aklın gibi dışarıda değil ki tahtaya süreyim. Sübhanallah. Sübhanallah. Gidip borçları dağıt. Sen ne yaptın? Nasıl ev işleri kolay mıymış? Tabii şuraya bak. Her taraf pırıl pırıl. Yarım saatte parmağımın ucuyla bu hale getirdim evi. Belli. Akşam yemeği de hazır. Makarnayı haşladım. Hı? Bir de yumurta kıracağım. Eline sağlık kocacığım. Ne bu 5 mandal 10 mandal? Sen karışma, pazarlık yapıyoruz. Aa! Yepyeni tayör mü satıyor? Dünyada olmaz. Olmazmış. Sen beni mi kazıklıyorsun? Satmıyorum. Al şu kızı. Aman oğlan okula geç kalmasın. Hadi canım. Kalmaz, merak etme. Evet. Bu program sayesinde ve sizin sayenizde ben 23,5 yıl oldu herhalde, buçuğa doğru gidiyoruz. İlk defa babam filmlerinden küçük bir bölüm görmüş oldum. İnanmıyorum. Ben seyredemiyorum. Ay. Kötü oluyorum ama iyi geldi. Vallahi ilaç gibi geldi. Ay, ben de Metin'i görünce öyle oluyorum ama artık öyle bir yere koyuyorsun ki onu. Büyük hayranım biliyorsunuz değil mi? Başka bir yer olarak Metin kalıyor. Nasıl hayranı olduğumu biliyorsunuz herhalde. Bilmiyordum. Dehşet bir Metin Serezli hayranı. Zay mı? Ay ne şeker. Sahnede. Ne şeker. Yani böyle aşkla seyrediyordum Metin abiye. Canım. Aklımda da hep neyse, o var. Neyse işte hepsi çok iyiler. Evet. Zihni abiyle de vardı bir VTR'miz. Ona da bakalım efendim. Ona da bakalım ki tam hastanelik olayım ben. Geliyor. Kim geliyor? Şaban. Tosun Paşa efendim. Ne? Tosun Paşa mı? Evet. Ha, bizim Tosun Paşa. Hadi karşılayalım. Lütfü bu kim? Daver Bey'in kumandanı. Bu da paşa mı? Hayır. Ah canım. Gel öpeyim bakayım.
Sen ne yapıyorsun? Saati alıyordum, baba yadigardır da. Başlatma babandan, hadi bir an önce kaçalım buradan. Vur, sıkı vur abi, sıkı vur. Top abi. Ulan oğlum hani top? Önünde Zühtü abi, bak. Sıkacak abi, sıkı, sıkacak. Merhaba. Merhaba. Hayrola Niyazi, sen kahveye gelir miydin? Şöyle bir bakayım dedim. O ne? Yarış tahmini. Toto mu? Yok canım. Atlar, at yarışları. Üstümde para yok, yarın vereyim. Yarın mı? Dün de yarın demiştin. Yarın söz. Bir haftadır aynı lafı tekrarlıyorsun. Kazım abi sevmez böyle şeyleri. Hadi yavrum Ayşe'ye, ayrıl da gel yavrum. Ali, ayrıl da Ali. Gel. Ne olan karıyı boşayıp bu Ayşe'yi mi alın? Sus be, konuşma be. Ayrıl da gel yavrum, hadi be. Hadi be, hadi gel yavrum. Ya şey, filmde adı Niyazi ama filmin adı Atla Gel Şaban tabii. Evet. Çünkü Şaban'ı gördün mü? Marka o çünkü. Tabii. Şey, ya var mı hiç akla gelen anı set... Ya çok ciddiydi senin baban ya. Çok ciddiydi. Dünyayı güldürdü. O kadar ciddiydi ki evet. Şeyde, kuliste, sette. Hiç öyle espri falan da yapmazdı. Soğuk soğuk otururdu. Ben ki evet. Sıcakkanlıyımdır yani. Severim de sohbet. Vallahi korkup yanına gidemezdim. Yani korkmak değil de. Yani çünkü öyle duruyor. Bir dahaki bir tek, sıradaki hamlesini düşünüyorum. Herhalde. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Atla Gel Şaban'da bir gecelikli yatak sahnemiz var ya. Orada bir yerde gene bu atları kadın adıyla söylüyor. Ben de kızıyorum. Sürahide su var başucunda. Şar diye kafasından aşağı boşaltıyorum. Gayet sakin döndü bana. Lütfen ılık su olsun. Sakın soğuk su dökme kafana. Ve... samimi söylüyorum, bütün film boyunca, bütün çektiğim, yani belki de tek kaprisiydi. Yani, ılık su şey. Ilık su dökün kafamdan aşağı dedi. Şeyden ılık bir su getirip dökmüştük yani. Başka hayatta hiç öyle kapris yaptığını falan. Bir tane bir gri takım elbisesi vardı yalnız. Her dakika hep onu giyerdi. Her filmde onu giyerdi. Üşenirdi çok fazla değiştirmeye. Zaten kostümüyle yaşardı film tabii, çekimi boyunca. Şimdi 4 film çevirince tabii aradan bir zaman geçiyor. Gene bir film teklifi geliyor. Gene Kemal'li bu. Bakıyorum gene o gri takım elbise. Öbür film oluyor, zübük oluyor. Bakıyorum gene gri takım. Bu arada yani bu vesileyle zübükten de görüntüler görebildik. Çünkü Türk televizyonlarında veya herhangi bir yerde zübüğe rastlayamıyoruz. Yani öyle film mi? Film olarak rastlayamıyoruz. Öyle mi? Aziz evet. Nesin olduğu için mi? Öyle diyelim. Öyle diyelim. Peki abi nasıl oldu babamla ilk karşılaşma, bu Tosun Paşa macerası? Sizin setten hatırladığınız bir şey varsa. Bizim ne oluyor ulan dedi bir gün karşılaştığımızda dedi. Şehir tiyatrosunda dedi 1425 lira maaşı gel dedi film yapalım. İzin alamıyorum ben dedim. Her oyunda oynuyorum çünkü hiç. Şimdi gel dedi film yapalım dedim, bak sen markasın. Harç bitti, yapı paydos diye dedim, bir şey olur dedim. Sen devam edersin ama ben dedim arzi kazanç olarak vardır bir film. Senede iki film yapacağım, sonra bozdur onu harca. Yok dedim, ben dedim maaşımı bilirim. Zaten özel tiyatrodan geldiğim için ben Ankara'dan zorluk çekerim biliyorsun. Dedim. Yani özel tiyatronun sıkıntılarını biliyorum. Zaten özel tiyatro yapmak Türkiye'de bir şövalyeliktir yani. Senin de bahsettiğin gibi. Ama ben dedim ki Tosun Paşa 1975 senesiydi. Karşılaştık ve Tosun Paşa'da oynuyoruz dedi. Arzu filmde başladık. İlk filmim benim Kemal'le değil. İlk filmim Kemal'le. Televizyonda ufak tefek siyah beyaz bir şeyler yapıyorduk ama yani film, sinema filmi olarak Kemal'le rahmetliyle Tosun Paşa'da birlikteydik. Sonra şey geldi, Atla Gel Şaban 1982'de. Orada Meraklı Köfteci oynadık. Üç film
benim Kemal'le bütün şeyim. Arkadaşlarımız gördüğümüz yerde devam eder. Hatta şeylerle Cemil'le Cengiz'le hala arkadaş şeyler baba yadigarı olarak onları beni hep devamlı ararlar, konuşuruz, buluşuruz. Yani şeyin anneciğinle tabii her karşılaştığımızda nerede kalmıştık diye devam tabii eder konuşmalarımız. Bu yakınlarda pek olmadı ama yani Gül'e de ayrı bir sevgi, saygı, sonsuz bir hürmetim vardır. Teşekkür ederiz. Benim bir şey oldu da Metin abimle ilgili şey geldi aklıma da bölmeyeyim dedim. Yok, dinliyoruz. Şimdi, abi ne demek? Ali Yalaz rahmetli öldü. Kaç Baba Kaç diye bir oyun oynanıyor. Buna da Ege turnesi bağlanmış, Dorman Tiyatrosu. Kuşadası, işte Marmaris, Bodrum, o Güney Ege'de bir turne. Ama komiser oynuyor şey, Ali abi. Şekerim dedi, sen Ali'nin rolünü sen oynar mısın dedi bana. O sırada da ben yeni ilk defa hayatta hiç bisikletim olmamıştı benim. Çocukluğumda da olmadı. Büyüdüm diye bir bisiklet aldım ben. O bisikletle de gece yarısı çıkıyorum ben şeye dolaşmaya. Sahra Cedid'de oturuyoruz o zaman. Ben doğalgaz yeni başlamış şeye. Kazılar mazılar. Ben doğalgaz çukuruna uçtum ben bisikletle. 16 tane dikiş var başımda. Numune Hastanesi'nde kaldırmışlar. Kendimde değilim falan böyle. Eve geldim rahmetli sevinçli değil. Bu ne hal dedim. İşte dedi olmuyor dedi. İşte dedi gece yarısı çıkıp dedi. Ya dedi ya daha beter olsaydı. Beyin kanaması geçirse olsa olsa diye. Sonra efendim Şekerim Ali Yalaz'ın rolünü sen oynayacaksın dedi. Suratımda dikişler var. Ben turneye gelemem dedi. Olsun olsun dedi. İngiliz polisidir, dayak yemiş dedi bir yerden dedi. İki oligana ezber, denk ezber. Metin abim geldi dedi ki Zihni dedi. Sen dedi İngiliz polisi misin dedi. Tahkikat yapmaya mı geldin? Evet. Elinde bir defter var dedi. Soruları oraya yazacağız dedi. Sen oradan sorgulamaya başlayacaksın. Mizansenler ben sana kaş göz işareti yapacağım. Geç. Öyle. Öyle. Mizansen dedi. Onun, Metin abi de gözümde. Yani bizim hayranlıkla seyrettiğimiz oyunlarda böyle şeyler oluyor. Böyle pratik kurtarmalar. Yani anında gelmiş, oyuna girmiş tabii. Ne yapabilir ki? Ya, şey, Dorman'e de hayır diyemiyorum. Sonsuz saygım var, sevgim var. Onun da bana işim ilk defa özel tiyatroda bir işim düşmüş, işi düşmüş bana, ben hayır mı diyeceğim? Neyse o gözümde buralarda mantlar ben nasıl İngiliz polisi o meşhur şapkaları ile birlikte Metin abim bana kaş gözüde mizansenli oyunu bitirdik. 10 gün turne yaptık. Rahmetli Ayşen filan da vardı. Guru'da. 10 günün sonunda ezberlemişindir artık. Deftere gerek kalmadı. Ezberlese iyi bence bir şeyler aralara bir şeyler gibi sorular morular. Dorman Tiyatrosu'nda doğaçlama yapacağım. Ya katliyen. Çekeyim lütfen. onu da çok yani, yakında bu hayatta çok lüks hayatta çok böyle çekiştik şeyde Dolmen'le. Ya orada nasıl oldu hakikaten yani, çünkü lüks hayat Zihni Gökçay ne zaman bitirirse o zaman biten bir oyun değil mi? Evet. Son yani zamanlara. Şimdi Şekerim dedi çok uzatmışsın dedi, çıkanlar dedi vesait bulamıyorlarmış evlerine dönmek için. Bak neyi düşünüyor? Harika. Ay, hiç kimse ya boşuna bir şey çok olmuyor. Çok kızıyordu bana o bakımda ama böyle bir kızgını onu ikinci değildir, o unutuyordu. Evet, evet. Zaten benim oyunumda da Sayın Muhbir vatandaşlarım çoktu benim. Gece o kadar saat oynadıktan sonra gitti. Biliyor musunuz Hacı abi Zihni bugün ne yaptı? Aman çekemiyorlardır abi. Bilmiyorum, onların aklına ya gelmedi diye çekemiyorlar. Ona rağmen ben 28 sene oynadım. Evet, demek bu şeyleri yapmasan abi devam edecek. Yani. Devam edecek de ben bypass, koroner bypass ameliyatı olmasaydım daha devam edecekti. Hayır, şimdi o eklemeleri toplasan bir 28 senede ekleme var. Ekleme var. Tabii 56 yıllık oynamışsınızdır 28 ben onu sene. Şöyle tabir mazur görün. Kısık ateşte altına yakmadan 28 sene idare ettim. Evet. Yani ilk akla geleni söyleseydiniz. Şimdi neyse. Leyla'ya dönmek istiyorum. Tabii şahane kariyerlerden bahsediyoruz ama seninki de hiç
azımsanacak gibi başlamamış. Bir VTR'miz var, seyredelim. İzleyelim. Üzerine konuşacak. Leyla'yı masaya yatırıyoruz, buyurun. Utanıyorum baba. Utanmayı geçtik artık. Cevap ver. Evet. Evet ne? Seviyorum. Kendinizi harap ettiniz sultanım, yapmayın böyle. Hazmedemiyorum bir türlü. Nasıl yapar bana bunu? Nasıl işe sayar beni? Nasıl yapar? Bu oku tutan yaysa Melik'in hatunudur. Benim okum yaydan öyle hızlı çıkacak ki diğerleri sultanlık hedefine varmadan o hedefini bulmuş olacak. Evet, sadece dönem rollerinden aldık. Çünkü çok enteresan bir kariyer var. Genelde böyle dönem karakterleri canlandırmışsın. 1950'leri anlatan bir projeyle başlıyorsun. Doğru. İlk. Sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtta olduğu yıllara gidiyoruz. Doğru mu? Doğru. Ama sonra geri gidip Selçuklu dönemini. Arada bir de Hüma Hatun var Netflix'te. Ha, arada mı oldu? Biz onu sonrasına yazmışız. Mini belgesel. Peki niye bu dönem? Bir de şey, kendi de yaşına göre olgun yani bu. Şimdinin böyle, değil mi? Ben seviyorum. Genç kızları gibi değil yani. Ya aslında bir olgunluk var yani üstünde. Evet, çocukluktan beri vardır. Yani hep kendimden yaşça büyük insanlarla da vakit geçirmeyi severim. Biraz babaanneme benziyorum, onun da havasını almışım. Dönem işlerini de seviyorum. Yani en çok izlemekten keyif aldığım işler de genelde dönem işleri oluyor. Ama şansına onlar da gelmiş, ne güzel. Evet, peki, oynaması da keyifli. Peki serbest bıraksalar hangi dönemi seçerdin? Hangi dönemde olmak isterdin? Ya şu andaki dönemden mutluyum aslında teknolojik açıdan. Yani güzel bir devir, şanslıyım. Ama eski 70'ler, 60'ları da yaşamak isterdim. Nesi, çeken nesi seni? Mimariyle de çok ilgim var. Mimarisi, insanların daha naif olması, kıyafetler, zamanlar, işte yazlıklar, her şey. O dönemi de seviyordum. Yani şu an fotoğraflara bakıp edip filmlerini. Peki şimdiki oyun da bir dönem oyunu. Doğru. Hem de Cumhuriyet'in 100. yılında böyle anlamlı bir oyunu sahneye koydunuz, oynuyorsunuz. Çocukluğuna döndüğünde Cumhuriyet bayramları nasıl kutlanırdı? Var mı Cumhuriyet bayramları ile ilgili aklında bir şey? Ya da senin rolün ne olurdu? Cumhuriyet bayramı nasıl geçerdi senin için? Hep çok coşkuyla kutlanırdı. Zaten Atatürk çocuğuyuz. Bu vedada da inşallah 100. yılın hakkını verip layıkıyla bir oyun izletebiliyoruzdur muhakkak seyircilere. Çok gurur verici bunun da bir parçası olmak. Çocukken de son derece üstüme düşen görevleri, şiirleri, işte sahnede olmayı zaten çok severdim. Hep bir şovlar hazırlanırdı. Bir parçası olurdum hep. Yani o ne tören varsa dahil olmak isterdim. Katılırdım, evet. Ben de öyleydim. Peki sizlere sorsak, Nevra ablayla başlayayım. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili aklınızda yani, kalan nasıl kutlardınız? Aynı şeyler. Gene normal dini bayramlar haricinde çok fazla değişen bir şey olmadı. Dini bayram kutlamaları biraz değişti. Eskiden gerçekten evden eve, büyükten küçüğe doğru el öpmelere gitmeler, büyükleri muhakkak ziyaret etmeler olurdu. Şimdi o bayramlar tatil havasında geçiyor. Yani millet nereye seyahat edebilirim diye düşünüyor. Hep bizim işte 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim bu bayramlar hep okulla ilgili törenler olurdu. Ve işte şiir koluna seçildim mi, seçilmedim mi, müsamerede var mıyım bayrağa? Böyle bir şey olamaz yani. O küçüklük, yani ilkokul, ortaokul çağlarındaki o heyecanı gerçekten hatırlıyorum. Hani şimdi bizlerin audition'a gidip bir rol kapma sevdası, nasıl evinde beklersin o telefon çalsın da seni çağırsınlar diye. Okulda da öyle olurdu. İşte 19 Mayıs'ta sen mi şiir okuyacaksın, ben 29 Ekim'e bayrak başında ben mi tutacağım, sınıfı kim süsleyecek, bayrakları kim koyacak falan. Bunlar bize çok büyük mutluluk verirdi. İnsanı ve bunları da ailelerle paylaşırdık tabii. Evet, insanı, inşallah benim çocuklarım da bu önemli günleri, önemli bayramları böyle layığıyla kutlarlar. Anne baba umuyorum. Böyle olduğu zaman çocuklar da öyle kutluyorlar tabii. Kuş yuvada ki gördüğünü yapar. Evet. Tabii yani onun için
çok önemli. Bizim kızlar evden çıkarken okula veya şeye, işte parka, oyuna, aşağıya çıkarken bayrak astık tabii bu milli bayramlarda. Tam çıkartıyoruz küçüğü, 2 yaşındaki. Dur diyor, dur, gidip bayrağı selamlayacağım diyor. Bayrağı selamlıyor, öyle çıkıyor. Öbürü geliyor da bayrağı selamlayıp şey diyor. Böyle yetiştirirsen işte çocuk zaten. Biz bayrağı selamla demedik ama demek ama işte. Ama neden onu içinde konuşup. Çocuklar sünger gibi ya. Salonda senin başkasıyla konuşmanı, evet, telefondaki şeyini bile sünger gibi kapıyor, o havaya tabii giriyor, onları öğreniyor. Tabii çok dikkat etmemiz lazım. Vallahi çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmek gerekiyor. Sizin var mı abi hatırladığınız Cumhuriyet Bayramı'ndan? Benim bir şey? Çocukluğumdaki Cumhuriyet Bayramları Taksim'de kutlanırdı. Sonra Taksim yasaklandı yani. Ben delikanlı olduğum zaman zaten Vatan Caddesi'ne gelmiştim bayramlar falan. Ama çocukluğumda Fatih'ten Harbiye, Fatih tramvayına biner, Taksim'de inerdik sabah erkenden. Sonra benim şunu hatırlıyorum, kalabalık var tabii. Babam açılış çocuk da görsün, şimdi birinci sıraya atmaya çalışırdı beni göreyim diye. Çünkü mahşer Taksim'de. Peki siz yani o kendiniz geçemiyor muydunuz? İçinden kapalı, kapanık bir çocuk muydunuz? Müsaade etmezler çünkü herkes etten doğar yani. Babam da beni öne atmak istiyordu. Açılın çocuk da görsün, açılın çocuk da görsün diyor. Benim sayemde babam da gelirdi. Benim elimi tutarken. Güzel bayramlar, bandolar, gözyaşları içinde duygulanırdık. Bayraklar da öyle şey, kağıttan bayraklar vardı. Böyle incecik bir çubuğa sarılı. Işte altıncı sallamada kopar. Sınıfta da onlar asılır. Ayrıca Cumhuriyet Bayramları gecesi yine o tramvaya binilir. Şeyler havaya fişekler atılır. Ondan sonra süslenmiş vaziyette o tramvayla ring seferi yapar. Gider Harbiye'de iner. Tekrar başka tramvaya biner. Dönerdik Fatih'e. Ama gecenin yarımı, biri falan böyle bir saatler geçerdi. O büyük bir eğlenceydi. Müthiş. Işıklar içinde her yer. İstiklal Caddesi zaten trafiğe açıktı o zaman. Ya, tramvayı vardı ama normal otobüsler de çalıştırdı. Ondan sonra efendim yani çok heyecanlı geçiyordu Cumhuriyet Bayramları. Severek gelse de tekrar gitsek diye. Tabii. Çünkü başka zaman böyle babam şey terziydi. Çünkü her zaman dükkanı kapatıp tabii hadi gezelim falan değil. Bir cumartesi günleri de açıktı. Pazar günleri işte bir vapur gezisi yapardık falan şeye. Peki dilenci vapuru dediğimiz şeylerle. Bu aynı işte o çocukluk döneminde içinizdeki tiyatro ateşi de ortaya çıkmış. Hatta o ateş evi de yakmış galiba, öyle bir öyle bir anı da var. Temiz galiba bir dayak yemiştim ben orada Karagöz oynadım. Babam Kapalı Çarşı'dan bana şey Karagöz takımı almıştı ama deve derisinden falan değil, şeyli böyle dana derisinden böyle bir şey. Ama bütün karakterler vardı. Babam, annem evde yokken ben de evde de beyaz şey parçaları olurdu. Terzi çocuğu olduğum için bez parçaları olurdu. Böyle bunun en büyüklerinden bir tanesini Nevzat amcaya çaktırdım. Bu çocuk mu yakan? Evet. Ay çok şekersin. Evet. Ha, muazzammış. Ay çok şeker. Bakış aynı bakış, farkında mısın Ali? Evet ya. Ya kaşlar saçtan kalkık. Nevra abla böyle top sakalı kes. Ay. Aynı vallahi. Böyle bir şey olamaz. Bunu oyun için bıraktım bence. Ha, büyüdüğüm belli olsun diye. Aynı bakışın yani. Sonra bu kadar efendim. Olur. Ya muazzam. İşte o balonlarda hep yanlış şişirilirdi. Bir tarafı çıkar, bir tarafı görüyor. Tabii üfleyip nereden meme verirse oradan giderdi bu. Normal evet, balon mu? Neyse işte efendim çaktım. Ben arkaya da bir tane mum koydum. Takımlar aldı, kimse evde yok. Annem de komşuya gitmişti. Ben hayali küçük Ali ile büyüdük biz çünkü. Şey. Peki. Radyoda dinleye. Ha tabii. Nerede o hayal gücün daha da geliştiren bir şey. Evet. Hayal perdesi zaten. Adı da. Ondan sonra efendim o mum devrilsen, ben de heyecanlandım, o patiska tutuşturuldu, konu komşu işte maşrapa getir, kova yok mu, su getir, bilmem ne, böyle bir kıyamet. Yetiştiler komşular, annem gelince temiz bir dayak yedim, Allah rahmet eylesin, hak etmiştim ben onu, sen neyi
Bir daha biz yokken o şöyle filan. Evimizde dedik ki salonda salon salomanje diye bir şey vardı ya. Ortada kapılar açıldı. Tabii. Annemin kırmızı kadife perdesi vardı. Ben onu hayal tiyatro sahnesi gibi filan düşünmüştüm. Oradan çıkılıyor sahne. Ay sonra işte o öyle bir yangın tehlikesi atlatmıştı. Bir çok daha da. Geçmiş olsun ama nasıl bir tiyatro ateşiyse. Şimdi bir reklama gidelim sonra sohbetimize nasıl devam edelim. Buyursunlar. Evet, sohbetimizin en can alıcı kısmına geldik efendim. Deminki girişti, şimdi gelişme kısmındayız. Biraz tabii böyle bir ekibi yakalayınca aşk diyeceğiz. Ay korktum, ne soracak diye. Yok. Ne olabilir canım? inanılmaz bir örnek, efsane bir aşk yaşadığınızı biliyoruz Nevra abla. Ama bu hikayenin başına bir gidelim istiyorum. Bu aşkın başladığı zamanın fotoğrafı var galiba elimizde. Aa. Bir bakalım ona. Aşk. Evet. Bu aşk, oyun değil mi? Bu oyun. Biraz aşk. Anlatalım bu, mı? Bu bir Amerikan oyunu. Üç şeyle yazılıyor. Aşk. Hmm. İngilizcesi love'dı. Love değil de love. Mary Shiskill'ın bir oyunu. Şirin Devrim bunu Dorman Tiyatrosu'na getirdi. Oynayalım demişler. Haldun kabul etmiş. Fakat kadın oyuncuyu bir türlü bulamıyorlar. Çünkü 40-45 yaşlarında gibi bir kadın olması lazım. Tiyatroda onu oynayacak yok. Başka rolleri var. Artık doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Metin tutturmuş Nevra oynasın diye. O zaman hiç şeyimiz yok yani, tanışıklığımız falan. Yani bilhassa mı istemiş? Ya fotoğraflara baktım, ben olsam ben de isterdim yani. Fotoğraflara baktım, ben olsam ben de ısrar ederdim. Evet ya. Ve hiçbir zaman itiraf etmedi bana. Yani ben ortaya attım. Haldun hatta demiş ki, çok genç kalır demiş. Ben o sırada 24 yaşında falanım. Yok demiş Metin, makyajla, topuzla, giydiği işte kıyafetle 40 gösteririz biz Nevra'yı demiş. Sen benim işimi bozma demiş. peki. Aslında da 40'ta pek göstermiyorum yani orada da, hay Allah. Muazzam neyse. Görünüyor bence. Ondan sonra ve biz oyuna başladık. Orada da bir sonunda bizim piyeste olduğu gibi bir öpüşme sahnesi var. Metin'in oynadığı rolle kadının. Şimdi oralara okuma provası geliyor öpüşürler diyor. Ben tabii daha çok çekingen falan yapıyorum falan. Metin de geçiştiriyor. Provalar, ayağa kalktık, prova yapıyoruz. O sahne geliyor, biz atlatıyoruz. Tabii. Şirin Devrim diyor ki, çocuklar diyor, prova yapsanıza diyor. Metin de yaparız ya bunu diyor yani, şimdi prova daha, o da ezberimiz tam değil diyor falan. Ben zaten titriyorum heyecandan. Oyunun son neredeyse gecesine kadar bir türlü biz o öpüşme sahnesini prova yapamadık. Sonra Şirin Devrim kitap yazdı. Kitabında onların aşıklarının şeyini ben yazdım. Senaryosunu ben yazdım. Ben sebep oldum diye de öyle bir not almıştı. Yani oyunun son günü provada öpüştük ancak. Ama o öpüş, o öpüş. Öyle mi ondan sonra? Hiç kopmadan tabii. Peki ilk provada yani karşınızda Metin Serezli var. Nasıl bir isti? Yani çok heyecan verici. Mide kelebek. Yani hakikaten çok heyecan vericiydi. Çünkü hem iyi aktördü hem ses tonuyla çok etkileyiciydi. Rolünü çok güzel çalışırdı. Sahnede yani provada seyrederken bile etkilenirdin. İlk neden etkilendiniz? Ses tonundan. Değil mi? Ses tonu. Ben. Ben de. Dermiş. Yok hakikaten ses tonu çok çok yani böyle zaten çok dublaj yaptı. Çok tabii. Şey yaptı. Severdim yani onu sahnede yani de, komple dublajda sahnede, da seslendirme yaptığı zaman da sesinin tonunu. Tabii yani sahnede ne oynarsa, ne yaparsa yapsın seyirciye ödül gibiydi Metin abi. O yüzden anlayabiliyorum sizi. Evet. sonra tabii evlilik geldi. Biz düğün fotoğrafı da bulduk galiba. Bakalım. Evet. İşte efendim. O meşhur düğün. Nereden buldunuz bunu? Valla... Bende var mı yok mu bu gazeteden? Evet. Şahane bir hikayesi var. Çok güzel. Dorman Tiyatrosu'nda yapıldı nikah. Düğün yok. Nikah.
Harun izin verdi sahnede. İstemeye de girelim. Evlilik teklifine de girelim. İsteme hikayesi çok artık çok biliniyor. Bir olsun gofretle ya. Geldi. Bir gofret bir gülle bir geldi. Ondan sonra paramız yok. Tiyatrocuyuz. Allah'tan ailem de o kafada bir insandı. Babam 1000 kat daha mutlu oldu böyle bir damat elinde tek gofretle gelince. Tam o kafada bir insandı çünkü. Helal olsun size, bunu nasıl düşündünüz dedi. Halbuki parasızlıktan öyle düşündü. Parasızlık hayal gücünü de geliştiren bir şey demek ki. Tabii. Çünkü o sırada bütün arkadaşların da böyle gümüş tepsiler içinde, o oranın işte isim vermeyelim reklama girmesin, hala var çünkü o büyük pastanenin çikolataları doldurulur böyle. Tabii. Gümüşlere kapalı çarşıya gidilir, o gümüşler alınır falan. Nerede tiyatrocunun öyle parası? Metin de ne yapacağız dedi, ya al bir gofret, bir tane de gül, gel işte yeter bize dedim. İyi ki de öyle yapmışız çünkü babamın çok hoşuna gitmişti. Öyle, isteme öyle oldu. Tiyatroda olma sebebi de biraz o yani. Nerede canım, beş yıldızlı otelde tabii, düğün yapma falan. Bütün tiyatro ekibi oturup nikah şekeri doldurduk. Evet. Bütün herkes kapıda geleni gideni karşıladı. Oyuncu arkadaşlar, Füsun Erbulaklar, Zeynep Tedüler, Ekrem Bora... Videoya çekti o devrin Süper 8'ine. Altan Erbulak da fotoğrafçılığımızı yaptı. Baksana. Yani imkansızlıklar içinde parayla yapılamayacak bir organizasyon. Tabii. Haldun'un kardeşi canım rahmetli Güler bana kendinin saç şeyini verdi. İşte bir arkadaşının annesi eldiven verdi. Bir tek düğün yemeği de ben bir tanıdığın evinde. Zeynep Tedün'ün annesi düğün yemeği yaptı. Yani... Bayağı iyi sponsorumuz varmış ya. Evet, bu devirde şimdi sponsorlar tabii. Buluyorlar ya, şöhretler. Ya. İşte bizim sponsorumuz da tiyatrocu arkadaşlarımız ama olmuş. Ama işte böyle başlayınca böyle gidiyor. Evet, uğurlu yani geldi. Böyle bir efsane oluyor. Öyle masal geldi. Gibi bir zaten o aşk gün oluyor. O gördüğün resimdeki şeye herkes doldu da tiyatro bu oyun tuttu demişlerdi. Tuttu dedi, değil mi? Ya, onu gördüm. Hiç unutmam o sözü. Çok güzeldi. Şahane. Şahane. Peki şimdi Zihni abi ile ilgili de bir fotoğrafımız var. Geldi mi? İşte. İşte bu da Zihni abinin nikah düğünü. Evlilik yıl dönümünüz değil mi abi bugün? Bugün evet. Aa. Evet. 47. Aa. Galiba. Ya. Bizim evlilik yıl dönümümüz Suna ablamın da doğum günü. Ay. Pek kısalı. 24 Ekim. 24 evet. Ekim. Ay. Ben çok... bu gelinlik bir benim paramla alınmadı bu. Bu bir arkadaşın gelinliğiydi. Bir tiyatroda Semah diye bir arkadaşımız yine beraber yine aynı tiyatrodayız da Semah gelinliğini Sevinç'e verdi. O da işte hep hayat boyu da hep başıma kakıldı bu benim. Sen bana gelinlik bile almadın. Sen bana gelinlik bile almadın. Ben de ya Allah aşkına dedim ya. Mutlu muyuz? Bu kadar sene ona bakarız biz dedim. Aynen. Gelinlik sonra. O gelinlikler de hep alınır sonra bir daha giyilmez. Bir sandığa konulur öyle durur. Ama abi biz, nerede giyilecek onu yani? Enteresan olur bir daha giyilir. Evet, yani hep parasızlıkla. O da şeyde şimdi o mağaza yok da Kadıköy'de altı yolda benim üstümdeki kahverengi çizgili takım da 12 ay taksitle alınmıştı. Kamil mağazasında altı yolda. Peki çok şeye var. Geri döneyim hemen Tosun Paşa'ya. Oradan kazanılan parayla mı yapıldı düğün? Böyle bir bilgi geldi bize. Var mı böyle bir şey? Öyle o değil de şeyde Seden Kızıltunç'ta biz zaman mekan makinesi diye bir şey yapıyorduk. Hı. İşte o yine o dönem yapılan işle yani yapılan hep böyle işte, ucu evet, ucuna. Evet. Ama Tosun Paşa'yı da ki şeydi nişanlıydık o zaman. Ha. O işte gümüş tepsi içinde çikolata falan alınıp da gidildiği zaman istemiyor. O Tosun Paşa'nın yoksa siz de gofret. Aldım tabii. Çünkü Sevinç'in annesi babası tarafı böyle şeylere çok önem veriyordu. Ben onu gittik şeyde Nur Osmaniye Caddesi'nde bunların yeri vardı. Hı-hı. Satılan toptancı yeri. Oradan bir tane aldım. Ama o zaman da yani bir özgüven tavanmış yani. İlk cümleniz inanılmaz Sevinç Hanım'a. Merhaba, sevgiliniz var mı öyle mi? Evet.
Eğer hiç vakit kaybetmek istememişsiniz abi. İstemedim, bir de başka bir şeye taş koymak istemedim. Yani varsa ben neye araya gireyim yani içinde. Bir de az üzüleyim bitsin yani hemen, evet, daha da tanımadan. Evet, evet, evet. Ben de şeyden, komşumun kızıydı zaten. Hmm. Balkonlarımız birbirine bakıyordu. Ya o hikaye de inanılmaz. Evet, yani bir kibrit kutusu ve bir de telefon jetonu, bir de eski 50 kuruşluklar, 25 kuruşluklar vardı sarı. Onları koy, içine de pusulaydı. Balkondan attım. Astigmatım olduğu için balkonu tutturamadım. O apartman boşluğuna düştü. Ben atsam ben de tutturamazmışım demek bak. Ay sonra. Astigmat aşka engel oluyor yani. Ay, Sevinç'in rahmetlinin el hareketi böyleydi. Fatih çünkü mütedeyyin bir semt yani. Orada öyle şeyler yani biraz apartmanlardan görüyorsunuz. Sabahın köründe böyle Sevinç. O pusulayı biri bakacak var aşağıda. Yani olacak şey değil ama ne cesaretse, benim de Sümerbank çizgili pijamalarım vardı, balkona çıktım atamadım, rezil lütfen aldık ya. Olmadık da Sevinç gitti aldı şeyleri, aşağıdan kibrit kutusunu açtı, pusulayı okudu, dedi ben sonra akşamüstü daireden çıkışta şey, Sosyal Sigortalar Bölge Sağlık Müdürlüğü'nde Fındıklı'da karşıda Güzel Sanatlar Akademisi'nin duvarına oturdum, Sevinç'in çıkmasını bekliyorum, çıktık konuştuk, sonra oradan Fındıklı'dan ta Ortaköy'e kadar yürüdük. O servise binme dedim ben. İşte yani birlikte zaman geçirmek işte. Evet, ancak bu şekilde evet, oldu. Vakit geçirmek için zaman kazanayım diye işte anlattım bütün şeyimi. O yani sanatçı olduğumu da biliyordu da aile biraz şey yaptı yani. Başta. Tiyatrocuyla evlenelim mi, evlenmez mi? Yani 46 yıl geçmiş yani evlendik. Şeyde düğün yapmadık biz, nikahtan evlendik. Bursa'ya Çekirge'deki bir otele balayına gittik. Oh. Ondan sonra efendim o gecede şey, rahmetli Umur Bugay'ın bir oyunu vardı, Bizler Bizler diye. O oyunda da ben bir komiser oynuyorum. O gün çıkan kahraman hastalandı, onun yerine sen geçeceksin diye bir telefon geldi. Eyvah. Hadi bakalım o Çekirge'deki o meşhur Atatürk'ün de kaldığı otelden biz apar topar ertesi sabah otobüste tekrar İstanbul'a geldik. Ben öğleden sonra prova yaptım. Akşam Süken Kahraman'ın yerine çıktım. Vallahi tiyatronun ambulansı şeydi. Gibiymişsiniz. Hakikaten ya. Gidip, onu evet, diyecektim hep ya. Hep ilk yardıma koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve de oraya otele Turizm Bankası'ndan 10 ay taksitle kredi alarak gitmiştim yani. Onlar yandı hepsi falan. Yatırdı paramız. Böyle ufak tefek talihsizlikler ya geçirdik ama şimdi hatırladıkça gülüyorum. Ne cesaret diyorum ben. Ama işte bu anılar bu kadar yılı, bu kadar güzel, tabii, iyi ki diyerek anmayı sağlıyor. Ne kadar şanslıyız bunları dinlediğimiz. Çok. Siz nasıl tanıştınız? Ben özellikle. Siz nasıl tanıştınız? Biz yazın Çeşme'de tanıştık. Var, fotoğrafların var elimizde. Var ya. Tabii tabii, gelirsin de arkadan. Sen anlat anlat, dinliyoruz biz. Ha, geldi. Evet, bu vedadan. Bu yeni. Bu yeni. Gala. Bu herkeste var bu fotoğraf. Olsun, görmeyen varsa diye. Bizimle evet. 8 yıl oldu. Tamam, nasıl tanışıldı? Zaten o beni izliyordu, ben onu izliyordum. İkimiz de birbirimizi biliyorduk. Yazın Çeşme'de tanıştık. Böyle aynı arkadaş. Nasıl oldu? İlk cümle nedir mesela? Nasıl tanışılıyor? Ay, bunu söyleyemem. Tamam, o zaman ustalar, doğruyu söylüyorum. Ustalar nelerini anlatıyor. Tamam, o zaman doğruyu söylüyorum. Instagram. Ne var bunda? Aynen. Instagram üzerinden yani tanışıyorduk. Yani bir şey söyle. Bu dünyanın yani, devrin şeyi bu. Gerçekten çok hoşlanıyorsan yüzüne söyleyemezsen orada bir tane, evet, bir şey yazılabilir olsun, canım. Olsun. Artık bu devir o devir yani. Çok doğru. Normal karşılanıyor. Ama olsun, ben yine de çok sosyal medyacı olmadığım için çok severek yani anlattığım bir hikaye değil buradaki hikayelerle kıyaslanınca. Ben ama de bomba tabii ki, bir şey gelecek diye bekliyordum yok, ya. Yok, aman. Sonrasında zaten ikimiz de Çeşme'deydik, denk geldik öyle. İlerledi. Gene Çeşme var yani. Var var. Ha, tamam. Ben işte sosyal medya kısmını atlıyorum. Tamam. Sonra oradan DM'den merhaba ne haber nasılsın deyince Çeşme'de buluştunuz. Ben de Çeşme'deydim, o da Çeşme'deydi. Öyle denk gelindi. Ha, denk getirilindi. Getirildi, evet. 8 sene olmuş. 8 sene bu oldu. Bu zamanda tüketmeden böyle devam etmek de enteresan.
Doğru. Ama herhalde saygı, paylaşmak, tabii ki sevgi, hı-hı, aşk. Değil mi? Nasıl tarif ediyorsun mesela aşk? Çok yani önemli. Bir de Serhat'ı. 22 yaşındaydım, şimdi 30 oldum. Aslında hayatımın çok büyük bir dönemi de böyle onunla beraber geçmiş oldu. Saygı var, sevgi var. O da çok iyi, merhametli biri. Benim için önemli bir şey. O da hayvan sever. Ve iyi kalpli biri. Ya ben çok büyük bir hata yaptım. Senin 8 yıllık sevgilin Serhat'ı 2005 yılında vurdum ben silahla. Dizide bir sahne. Serhat'ın da ya bir ya ikinci işi herhalde. Biriyle kavga ediyorum sahne gereği. O kaza kurşunu da Serhat'ın oynadığı role işte isabet ediyor. Onu yani öyle bir şimdiden kusura bakma görüntü diyorum. Yok ama. He? Ondan var mı görüntü? Yok. Çok maşallah bol kanlı bir arkadaşımız. Çok görüntü çok kırmızı olunca blurluyorlar falan, bir kötü bir görüntü oluyor ama buradan da ona selam olsun. Söyle, onu da bekliyoruz ama. Tamam, söyleyeyim. Bu evlilik konusunda Cibali Karakolu'nda bir lafım vardı. Çok tuttu. O diyor. Oyunun lafı mı, sizin lafınız mı? Yok, benim lafım. Ha. Ben bir yerden onu oraya koydum, ekledim, çok tuttu. Hiç de yapmazsınız abi, o nasıl? İlk defa yapmış. İlk herhalde bu. Şimdi diyor ki, sevgilisi var, komiser ama sevgilisi var, Ayfer Senay diye. Diyor, hayatım diyor, aşkta üç şey çok önemlidir diyor. Nedir diyor Cafer? Şöyle ki diyor, sevgi, saygı, sadakat. Peki evlilikte diyor, evlilikte de üç şey çok önemlidir diyorum. Sabır, sabır, ya sabır. Seyirci bayıldı bu lafa. Yani sevgi, saygı, sadakat orada, sabırlar bende mi şu an abi? Allah hanım seyrediyor. Şeyler, ufak tefek motifler böyle koyuyorum oyuna. Tutuyor, tutmayınca ertesi gün spatula ile kazıyorum. O laflar tabii, yok. Tabii hiç yaşanmamış gibi. Evet. Peki şimdi lüks hayat böyle bir vücut buldu zaten. Yavaş yavaş. 2,5 saat başlayıp 4 saat 20 dakika teslim. Oraya geleceğim. Orası çok önemli. Sevinç benim hayatımın ABS freniydi demişsiniz evet. Abi. Biraz açabilir miyiz? Bu ne demek? Şimdi ben çok gaf yaparım. Yani patapatsızlıklarım vardır benim. Semih yan yana oturursa diziyle beni dürter, şöyle yapar. Ağzına fermuar takacağım senin, lütfen konuşma. bir şey oluyor. Öyle mi? Mesela bir yerden, bir vilayetten bahsediyor. İşte ben oraya gitmişim ve şöyle başıma şöyle bir şey geldi. Şu vilayetin adını söyleme. Ya hemen geliyor, itiraz geliyor. Biz evet. Böyle miyiz? Niye bilmem ne şey. Sivas'ta askerliğimi yaptım Temeltepe'de ben. Sonra biz Sivas'ta bir ev sahibim vardı. Bizi durup dururken evden çıkarttı. Baldızım gelecek dedi. Sivas'la ilgili böyle şeylerim vardı benim. Anımsanmasında zor olan şeyler yaşadım. Onu bahsederim ben böyle ya dedi, Sivaslılar hepsi ayağa kalkacak, Allah aşkına yapmış, konuşma, dürtüyor, çimdikliyor filan. Ama çok da güzel anılarım vardı mesela Sivas turnesinde, meydan sahnesindeyken. Çok sevdiğim bir abimiz vardı, Hazım Zeyrek diye, Allah rahmet eylesin. O köy enstitüsü mezunu filan, böyle çok saygı duyacağım bir abi. Ondan çok şey öğrendik. Gittiğimiz zaman bir iki gün kalacağımızı, 3 gün kalıyorduk. Dedik ki Hazım abiyle birlikte yine vakit geçirelim diye. Yani o, işin şakasıydı. İşin şakasıydı ama işte ben hemen o şeyleri, yaşadığım acı günleri hatırlayarak onu. Ya Sivas'tayken şöyle bir... Şimdi bizim programda var. Seyircilerden de soru alıyoruz konuklarımıza. İlki bakayım Zihni abiye geliyor. Bir sorumuzu dinleyelim. Bakalım cevabını alalım. Buyurun. Geçmişe dair hatalarınızdan dolayı bir özür dileme hakkınız olsaydı, hayatınızın hangi dönemine dönüp kimden, ne için özür dilerdiniz? Ne meraklılar arkadaş. Yani... Ben o kadar çok özür diledim ki. Kalmadı hayatımda. Diyorsunuz abi. Yani, şimdi
Alevgir Zap benim doğaçlamalarıma Atıf Fethi oynuyordu Lüks Hayat'ta. Çok kızıyordu. Nöbetçi rejisördü aynı zamanda. Bir kontrolörü de devamlı kulisten ben ne yapacağım falan. Her çıkışta Alevciğim kusura bakma tutamadım ağzım üstünü söylüyordu. Ben özür dilerim dedim. Allah rahmet eylesin Alevciğim nur içinde yatsın. Ondan sonra Ayşe Kökçü. Belkıs Hanım oynuyordu. Ben yine bir şey Zeyn işini yapma bak yarın sabah bana hareketi diyeceğiz. Oyun saat 1'de bitiyor Allah aşkına. Tamam ya bak Van'da yapmayacağım bunu. Söz Van'da bu gece için söz veremem diyor ya. Hep oyunla mı ilgili yani bütün özürler pişmanlıkla? Oyunla ilgiliydi. Sonra bazı günler yapıyordum. Yeme içme konusunda sıkıntılarımız vardı. Müskirat da dahil olmak üzere gıda konusunda 107 kiloydum. Ben hatta bir gün galada Nevra kapıdaydı Dormen'in galasında. Nevra beni o halde görünce o kadar çok kızdı, sinirlendi ki dedi ki bu ne lan dedi, bu ne dedi. At şunları dedi böyle göbekli bebek dedi. Ama aktör dediğim biraz sırım gibi olur ya şey olur falan diye. Nevra benim göbeğimi sıktı diye böyle bu ne var? Ceketini açmıştım evet. Galiba çünkü şöyle duruyordun. Ondan sonra Deviş dedi ki nasıl dedi bu ne samimiyetiniz var ki senin gibi? Kıskanç mıydı? Kıskanç ne demek? Sonra bir gün bir programda bak görüyor musun ne yapmışım? Evet. Bir programda bir YouTube kanalında bir arkadaş dedi ki ama dedi sizin dedi çapkınlıklarınız da olmuştur ama değil mi sinirli Armağan Çağlayan? Vallahi dedim Armağan öyle bir soru sordun ki bizim evde Pirelli takvimi bile yoktu dedi. En çok kimi kıskanırdı? Tabii yani her yeni bir tevzat asıldıkça yeni rol arkadaşlarımı falan. Yani o da gündemi takip ediyordu. Evet, öyle biri değil yani. Kim, karşınıza kim gelse evet, kıskanıyordu. Bir gün bizim beni dağıtan servis evime dağıtan servis Hasanpaşa'da herkesi evine bırakıyoruz ya gece. Hasanpaşa'da bir minibüs geldi bizim servisimize çarptı. Eyvah. Dedi ki komiser Hasanpaşa karakolundaki dedi şimdi dedi bunlar dedi alkol muayenesine gidecekler dedi. Biz tabii. Sizi dedi bu arabayı da dedi dağıtmayacak dedi. Siz burada oturacaksınız. Onlar gidiler gelecek dedim nasıl bırakamayız dedim ben bir taksiye atlayın gidin. İşte o hiç olmaz dedim. Bu kadar geciktikten sonra ben çünkü şeyin başında canım bizde Afrika menekşelerinin arasından bakıyor servis geldi. Ondan sonra o da hiç, hem gecikeceğim bir saat hem de bir taksiyle ineceğim eve Boğaz Köprüsü'nden atla daha iyi. Ondan sonra dedim ben gidemem. Bekleyeceğiz dedim. Ne zaman beni dedim bu dedim bizim mavi minibüs dedim beni kapının önüne bırakacak. Sonra anlatacağım bu Hasanpaşa'da bize çarptılar bunlara gittiler biz bekledik. Bunları anlatacağım sabah 4'e kadar anlatırım ben bunu dedim. Öyle şeylerimiz. Ay çok şeker ya. Sizin var mı Nevra abla aklınıza gelen? Ya bir özür dileme. Vallahi soruyu duyunca ben düşünmüştüm hakikaten yok galiba. Ben de düşündüm. Ben de aslında yani Zeyne abi gibi. Özür dileyecek bir şey. Ben direkt özür dilerim ya. Yaptığımı hatırlamıyorum. Yani, hadi. Yani özür dilenecek bir şeye yol açmamışımdır diye düşünüyorum iyi niyetimle. Ya bak demişsiniz ki biz kokulu kağıtlara aşk sözcükleri yazardık. Hmm. Sizler şimdi bir mesajla ilişkilere başlayıp bir mesajla bitiriyorsunuz. Niye bunlar böyle değişti? Bu değişimler iyi mi oldu? Teknoloji ilerliyor, güzel ama. Ama yani tabii ne ki bileyim. Ben de teknolojiden yanayım. Çok rahatlama şeyleri var, rahatlatan seni faydalı ama inan ki siz o devirlere yetişmediniz. Resmen özellikle gidip mektup zarfı ve kağıdı arardık. Sevgilimize, nişanlı durumumuzdaki şeye onu yazmak, kalem ayrı aranırdı, parfüm sıkılırdı, böyle öpülürdü, rujun çıkardı. Yani bunlar böyle yaşanırdı, o zarf böyle yırtılmasın diye dikkatli dikkatli şey vardı ya masalarda hep
Böyle bıçak vardı, zarf açacakları vardı. Siz tabii. Onlara yetişmediniz. Zarf çirkin açılmasın yetiştim. Diye sokup böyle muntazam evet. Açarsın. Biliyorum yetiştim efendim. Yetiştim mi o devre? Var. Onu görünce şimdi her zaman olurdu masada. Evet. Onu açarsın, bakarsın mis gibi koku falan. Arası, i̇şte o yüzden sosyal medya çok sıkıcı bir cevap oldu. Hiç romantik değil. Ne hangisi? Benim bahsettiğim sosyal medya. Instagram'da. Evet. Kurutulmuş çiçek. Evet. Kurutursun, koyarsın falan. O yüzden. Sonuna denk geldim. Geldin mi? Çiçekler kurutuldu, mektuplar aa, ya, yazıldı, bak, mektup açacakları ya. Görüldü. Şimdi like, yok love, love you. Bir de artık kısaltma da var yani. Ben bile yapıyorum ya. Kendime bir tane mor kalp buldum. Cevap olacağı yerde mor kalbi basıveriyorum. O okey demek. Her kızdığınızda şey tamam demek. Bir şeyler kötü gidiyorsa kaka da var. Kakayı da paylaşabilirsiniz. Bakın ona. Onu keşfedemedim daha. Eyvah şey yaptık anlamına geliyor. Ha mahvolduk. Ya çok şartları iyi olan bir ailede dünyaya geldin. Yani hep böyle parasızlıktan bahsediliyor ya. Deneyim kazanmak için ama annenin işlerinde garsonluk yapmışlığın var. 18 kere. Yaşına gelmeden hiç dışarıya çıkamamışsın çünkü doğru. Hemen haber uçuyormuş. Var mı annesiyle fotoğrafları? Leyla'nın var galiba. Bakalım benziyor mu? Ay anne de baba da çok güzel. Ben tanıyorum. Ama o da Leyla'nın. Kaç yaş bu Leyla? 8-9 herhalde. Hmm. Serhat'la tanışmadan bir iki sene önce. Birkaç. Ama gene bak aynı surat. Aynı. Şu an saçımız da aynı duruyor. Ay, yani aynı şeker. İyilik yüzünde var. Çok aman nazar değmesin ya. Çok tatlılar. Yani hep mi böyle ayakları yere basan, sağlam basan bir kişisin? Öyle yetiştim. O büyük annenin mi çok katkısı oldu bu konuda? Aslında ailede en az onunla görüştüm çocukken. Ha. Ama gen işte. Tipim ona benziyor. Şu anda burada otursa eminim o da bu şekilde otururdu. Yani çok benziyoruz. Tanıştık. Evet. Turnede tanıştık. Gerçekten öyle. Müthiş benziyor. Peki siz de babanızla olan anılarınızı anlatıyorsunuz. Böyle eve geliş saatleri konusunda ne bileyim kararlar verme evet, konusunda evet. Hep bir özgüven aşılanmış evet, size. Evet hatta bugün daha duydum bir kız. Babasına yazmış. Bugün kuaförde söylediler. Benim videomu yollamış babasına. Bak baba ne babalar var diye. Benim söylediğim lafları babasına söylüyor. Yani sizin bir röportajınızda. Onu almış babasına yollamış. Ne babalar var diye. Babam beni hep serbest bıraktı diye anlattım ya. Ama yani. Hem iyi hem kötü. Beni çok fazla otokontrollü bir evlat olarak yetiştirdi. Yani hep sen karar ver. Amerika'ya gitmek istiyorum. Sen karar ver, sen hallet. İşte şunu yapmak istiyorum. Tiyatrocu olacağım. Sen karar ver, sen hallet. Hep sana yükleniyor mesuliyet. Çok fazla otokontrol sende oluyor. Bu yaşıma gelmişim. Hala hep aynı şey. Karar ver, kontrollü ol, yanlış yapma. Ben anladım o biraz sıkıcı. Bu da başka türlü bir baskı olmuş yani. Aslında evet. Sorumluluğu bırakarak. Sorumluluk çok fazla sorumluluk. Şimdi sizin sesli sorunuz geliyor. Bakalım seyircimiz ne sormuş? Bir röportajınızda babam beni doğrularla büyüttü. Yalan söylediğimde aylarca benimle konuşmadı demişsiniz. Babanıza söylediğiniz en büyük yalan neydi ve bedeli ne oldu? Babama ilk yalanım 4-5 yaşlarındaydım herhalde. Onun resim yapardı. Böyle bir senin şuradaki şey gibi böyle hareket ediyor. Ne gibi? Bu el var o ya. O kadar gerginim ki bu el tuhaf bir şekilde başlayacak program diye hep ona dikkat etmek zorunda. Hayır böyle zorunda. Oynuyor yok galiba oynuyor. Maalesef. İşte onu böyle oynatır resim yapardı ona bakarak. Tahtadan yapılmış el oyması bir şeydi. Fransa'dan gelmişti. Çok kıymetliydi babam için. Kütüphanede duruyordu. Ben de kızamık mı olmuşum ne hasta sıkılmışım. Gitmişim almışım onunla oynarken kırdım. Kolları çıktı. Ah. Gene aynı yere koyuyorum. Babam geldi. Kim kırdı bunu dedi. Evde benden başka kimse yok. Kardeş de yok, kimse yok. Ben kırmadım demişim. Tabii ya benim kırdım o kadar belli ya ki. 4-5 yaş sayılmaz ama ehliyet yok. Yok daha. Galiba bir yalan söylüyorum. Galiba ilkokul 1'deydim. İlkokul 1'deydim. O kadar da şuursuz değil yani biraz şuurlu. Ha. Onu ben kırmadım deyince babam dedi ki sen kırmış olman lazım. Hayır baba doğru söyle. Doğru söylüyorum. Bugünden itibaren ağzımı kapatıyorum seninle konuşmuyorum. Yalan söylediğin için
cezalısın dedi. Ha. Benle bir ay konuşmadı. Ama ne maşallah başka ne inatmış ya. Sofraya oturuyoruz. Baba ekmeği uzatayım mı? Yok. Su ister misin? Yok. Siz yokluyorsunuz tabii. Yani biraz şey yapıyorum, konuşturmaya. Hiç. Duvar var önünde yani beni görmüyor. O kadar bana koymuştu ki. Bir kere de nefret ederdi sigaradan. Sigara sağlığa zararlıdır. İçmişim, içtim gençlik yıllarında. Sen kullanıyor musun dedi. Hayır dedim. Gel bakayım koklayayım seni dedi. Yani, yakalandım. Ya ani da, sorunca insan öyle cevap verebiliyor. Evet, çok ani sorularda. Yakalandım. O da dedi ki çok üzüldüm. Hiç senden bunu beklemezdim dedi. Ay gene bittim öldüm ben. Yıllarca sonra ben bir müddet hiç onun yanında falan da zaten içilmez de. Hep üzülmüşümdür babam beni öyle hani hep doğru işler yaptım hayatım boyunca. Hep onu gururlandırmak, hep ona, üzmemek. Burada onu kırdım diye çok üzülmüştüm. Ya o bende de var biraz babam. Yani onu üzmemek, onu kırmamak için çok yani daha bir ağır bir laf etse veya ceza verse çok tabii, daha tabii. İyi. Üstüne gidersin. Çok daha iyi. Böyle çok kırıldım. Hay Allah, üzüldüm falan dediği zaman için eriyor ya. Çocuk halinle bile hiç unutamam bak o bebek duruyor. Ah. Kırık bebek kollarlı olmayan bebek öyle duruyor. Öyle mi? Evet. Leyla, deden galiba değil mi? Galatasaray'ın eski as başkanı. Evet. Sen de kongre üyesisin. Bir Galatasaraylılık var. Var. Bugün de maç vardı. Maçtan sonra hemen buraya geldin. Biraz senin moralini yerine getirebildik mi? Çok güzel oynuyordum. 1-1'di. Evet. Merdivenlerden aşağı stüdyoya indim. 3-1 oldu bu. İşte geri çıkmak lazım. Tabii Totem. Şimdi geri çıkacağız. O. Her inişin bir çıkışı var. Evet. Yani hafta sonu da bizi üzdünüz. İşte oluyor. Bir üzülünüyor, bir üzülüyor. Öyle geçiyor zamanlar yani. Ama babam kafa kafaya oynadınız. Esas dedem, işte ailenin diğer fertleri. Ben de şimdi işte biraz daha ilgiliyim. Hani çocukluktan beri hep maça giderdim. Seviyorum. Daha yavru aslan yani. Evet, daha yavru aslan. İyi bakalım hadi çok. Değerli bir Galatasaraylı geliyor yani. Bu Galatasaray maçı konusunda Zihni abinin de bir anısı var. Lüküs Hayat'ta bir Galatasaray maçı olayı olmuş galiba. Ya işte ben diyorum ya, beni orada kimse dürtmediği için çıkmıştı ağzından. Sonra Radikal gazetesinde ayıpla hakkı devrimi. Onu demiyorum. Birileri maç mı seyrediyormuş gizliden, bölüp gidip siz de mi bakmışsınız? Öyle bir şey geldi bana, bir tüyo. Şimdi orkestra çukurunda Önder Bali şeyimiz var, şefimiz. Onlar kulaklıktan maçları dinliyorlar, takip ediyorlar. Ondan sonra Önder abi işte Sezai'ye, Ali Berge'ye, işte arkadaşları, işte ben maçtan filan hiç ilgim yoktur. Yani renk olarak sarı kırmızı Galatasaraylıyım olan. En son Turgay Şeren'de kaldım ben. Ondan sonrası ne oldu? Ne olduğunu bilmiyorum diyorsun. Önder abi onu dinliyor, yukarıya da böyle yapıyor. Allah Allah. Benim de dikkatimi çekiyor ya. Sonra dedim ki bir dakika dedim, şu anda dedim ben dedim dinleyemiyorum, sizin karşınızda oyun oynuyorum ama dedim aşağıda orkestra da dedim, orkestra şefimiz maçı dinliyor. Oyunda mı söylüyorsun? Efendim, oyunda mı söylüyorsun? Oyunda söylüyorum. Durdurdum oyunu. Çünkü ikide bir işaretler, gözüm karışıyor, kafam kendi repliklerimi unutacağım. Aşağıda kıyamet kopuyor. Tromboncusundan kemancısına kadar herkes vay! Dedim böyle maç skorunu dedim bana bildiriyorlar. Ben de size bildireyim dedim. Şöyle oldu. Sonra Kadıköy Tiyatrosu'nda, Haldun Taner Tiyatrosu'nda yine bir 6-0 yenilmiştik ya. Biz Fener maçında Kadıköy, bizim de hiç izolasyon falan yoktur, bizim tiyatroların hiçbirinde yoktur maalesef buradan da ilan ediyorum yani. Her şey güvercin üstse sahneye gelir şeyimiz. Yağmur damlasa olur yani, bizde şey yok. Bizde tiyatro mimarı yok zaten. Yok. Neyse. Yapıyor salonları. Kadıköy meydanında bir gürültü. Bizi Kanlı Niger oynuyoruz. Bir gürültü, bir seyirci tedirgin oldu.
Böyle bir kıpırdanmalar, anarşi şeyler vardı. Kadıköy Meydanı açıktır çünkü her türlü anarşik olaylara falan orada evet. Kıpırdanma. Hiç telaşlanmayın dedim seyirciye, durdurdum. Şu anda dedim Galatasaray 6-0 Fenerbahçe'ye yenilmiş durumda. Ve dedim dışarıdaki nümayiş, dışarıdaki gürültü de ondan dolayı. Biz oyunumuza devam ediyoruz. Rahat olun, müşteri olun, siz bizi seyredin. Bu arada Lüküs Hayat oynanıyor ya. Yani. Kanlı Niger oynanıyor. Ha, Kanlı Niger zamanı. Pardon. Kanlı Niger oynanıyor. Neyse işte ertesi gün Hakkı Devrim yazdı. Ondan sonra Zihni Göktay maç skorlarını sahneden bildiriyor. Bu ikinci oldu, işte şöyle oldu, böyle oldu diye. Sonra Hakkı abiden özür diledim. Dedim ki böyle böyle bir hadise olduğu için, seyirci tedirgin olduğu için söylemek ihtiyacını hissettim dedim ben dedim. İşte barıştık, öptüm elini falan. Yani böyle şeyler... Bence muazzam. Bence muazzam. Peki hiç böyle aklında kalan bir rol var mı ya? Şunu oynasam ne güzel olur dediğin. Aslında son dizi projemde bunu gerçekleştirdim. Camdaki Kız da bana sordular çünkü bir proje için oraya dahil olmuştum. Ne oynamak istersin diye. Ben de resim yapmayı çok sevdiğim için her şeyi oynadım ama hiç kendim gibi böyle resim yapmayı seven bir karakter canlandırmamıştım dedim. Dolayısıyla aslında oradaki karakter, Pera karakteri benden yola çıkarak. Peki bir sergi falan düşünüyor musun? İşte bu sergi de oldu. Orada çizdiğim tablo ilk kez böyle bir şey oldu. Hı. Hem sette çizim, yani gördük onu dizide çizerken. Sonra eve geldi. Ben onu devam ettirdim. Ve en son sergilendi. Güzel bir projeydi. Yani büyük bir sergi miydi? Sadece o resim mi? Ve de yanında başka şey de oldu. Bir markanın. Yani büyütmeyi düşünüyor musun? Aslında şöyle, şu anda bu şeyler çıktı ya. Yapay zeka programları. Hı hı. Ona da bayağı bir merak sardım. Şimdi yeni yeni evet bir şeyler çıkardım. Onun bir sergisini yapmayı düşünüyorum. Ben davet görüştüğüm et. Birileri de var. Bakalım inşallah yani olur. Peki ya. Çok önemli bir yandan da müzikal ustalarıyla beraber hiç ister misin bir müzikal mesela? Kendini bir müzikalde görebiliyor musun? Yani sesim çok iyi değil. En iddialı olduğum şey değil ses ama neden olmasın? Ona göre bir şey denk gelirse diyorsun. Evet. Var mı peki yeni bir şeyler bize bahsetmek istediğin? Şu anda buna odaklanmış durumdayım. Veda. Zaten hiç... Nefes aldırmıyor mu? Evet, biraz öyle, çok yoğun. Başka iş yapamaz uzun süre bu vedada. Yanlış insana sormuşum. Bırakmayız onu. Peki veda var. Veda var. Devam ediyor. Ağaçlar Ayakta Ölür devam ediyor. Yeter. Yoğun bir şekilde devam Gün ediyor. Gün yok zaten. Başka da bir şey Gün yok. Yok yani, şuraya bile kaç kere konuştuk arkadaşlarla. Ancak denk düşürdük bu salıyı. Ah, çok teşekkür ederim. Öyle çok turne olduğu için. Bol seyircili olsun. Şehir dışı hep çünkü. Ah, bol seyircili olsun. Çok teşekkürler. İnşallah perdeniz hiç kapanmasın. Seni de bekliyoruz aile. Muhakkak geleceğim. Zihni abi, sizin bu sene uzun bir aradan sonra başka bir oyun var. Evet. Evet, biraz ondan bahsedelim. Gidiş dönüş Moskova. Genel sanat yönetmenim, sevgili kardeşim Ayşegül. Sever. Dedi ki Zihni abi, sana bir oyun arıyoruz. Sana seyirci de soruyor. İşte yazıyorlar falan. Zihni bir oynamıyor mu? Oynamayacak mı? Hasta mı? Diyor. Sana bir oyun arıyoruz. Dedim yani telif olursa dedim daha sevinirim. Ama dedim neyse, bir oyun buldular geçen sene. Provası, 4 ay provaya Alexander Galin'in, bir Rus yazarın şeyse, daha önce de epey önce oynanmış, uzun süre kalmış raflarda, unutulmuş. O Alexander Galin'in Moskova Gidiş Dönüş diye, hı hı, bir oyununu seçtiler. Orada kendi yaşımda birini oynuyorum. Karısı ölmüş. Ondan sonra kızı diyor ki baba gel beraber otur, kızım öğretmen. Damadım fırıldak birisi ama. Üç kağıtçı, antika topluyor, otoboka paraları satıyor falan böyle ama şey... Ben de dayanamadım, geldim onların yanına ama adam da yani tamamen böyle masum bir ihtiyar değil, huysuz. Huysuz ihtiyar. Oregon'daki şey gibi. Tam, ona güldüm. Tam zaten. Yani şov alanı var. Evet, şimdi onu oynuyorum. Sonra diyor ki damat, babam diyor burada da diyor, beni köyüme gönderin. Tekrar Moskova'ya, banliyöde oturuyor adam. Mus yani gelmiş kızının yanına, diyor beni köyüme gönderin. İki de bir, dört replikten biri ben gitmek istiyorum. Biletimi gidiş dönüş almıştınız.
ne zaman sıkılırsan baba geri dönersin, benim biletimi verin, dönüş biletimi verin diyorum. Böyle bir karmaşa içinde sonra adam diyor ki, damat, babamı evlendirelim diyor. Olur mu? Olur. Hani vardır ya, hani gazetelere çağırdı ya, Güzin abla, Müzin abla. Öyle. Eş, babama eş arıyoruz diye. Eşlerden bir tane, üç tane randevu veriyor damat, üç kadına. Bir tanesi kızlar okulunda gece nöbetçisi, bir tanesi tımarhanede hasta bakıcı. Zinyar Bey oyunu oynamaya başladı mı? Tımarhanede hasta bakıcı, bir tanesi de Bolşoy Balesi'nden baş balerindim, emekli oldum diyor, yalan. Kordo bale. Neyse, ama ben daha çok Madame Rosa'ya doğru bir gönlüm kaynar gibi olmuş filan. O oyunda da dedi, Engin Gürmen dedi ki, bunu dedi belli etme dedi. Gelenden arasında en genci o. Ondan sonra ilgi duymaya başladım Madame Rosa'ya. Ötekiler Hikmet Körmükçü oynuyor. Bir de Esra Ülgen de öteki de tımarhanedeki bekçi, hasta bakıcı oynuyor. En sonunda diyor, oyunun sonunda diyor ki, baba diyor, hangisini beğendiniz diyor, bunlardan hangisini? Üçünü birden beğendim, üçünü de götürüyorum diyor. Ha dedim, olmaz. Burası dedim şey değil, hemen Türk kadınları ayağa kalkar dedim. Üç kadını aldı gidiyor da böyle bir şey olamaz dedim. Ne yapalım diye sonunu bir paragraf değiştirdik. İşte bir gidelim köyüme. Birlikte biraz vakit geçirelim, daha karar vermedik, orada karar vereceğiz diye perde kapanıyor. Yani sonradan yapacağınızı bu sefer baştan yaptınız abi, değişiklikleri güzel olmuş. Çok iyi sezonlar diliyorum hepinize. Sağ ol, teşekkür ederim. Şeref verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. İnşallah. Efendim bu haftalık bu kadar. Haftaya yine çok değerli konuklarımla biz buradayız. Sizi bekliyoruz efendim, görüşmek üzere.